Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma müdürümüz Gizem Uzuner Gençlük'le beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Gizem, günaydın. Günaydın. Şimdi tabii şirket haberleri var, aracı kurum raporları var, Ereğli Demirçelik'ten gelen bilanço açıklaması var. Tüm bunlara ilişkin de tabii bir diğer başlığımız da bugün yine takip edeceğimiz ve yayınımız esnasında yorumlanacak başlıklardan bir tanesi de kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnasının esaslarının belirlenmiş olması. Bununla ilgili dediğimiz gibi önümüzdeki yayınlarda özellikle vergi istisnaları konusunda nereden nereye geldik, sonuçları neler olabilir konuşacağız ama bilançolara dönecek olursak Ereğli'yi değerlendirelim istersen. Hem 4. çeyrek hem de yılın tamamı için zannediyorum açıkladığı rakamlar piyasa beklentisinin üzerinde ama tabii analistler nezdinde nasıl karşılık bulur istersen detaylarını biraz konuşalım. 4. çeyrek özelinde baktığımda piyasa beklentisi terminalde 4 milyar 460 milyon TL idi. Gerçekleşmesi 4 milyar 723 milyon TL olmuş görünüyor. Net dönem kârı bir önceki çeyreğe göre %6'lık bir gerileme içeriyor. 2021'in tamamı içinse net kâr %370 artışla 15 milyar 527 milyon TL olarak karşımızda. Şimdi piyasa beklentilerinin neredeyse %10 kadar aşan bir bilanço gördük burada. O yüzden de piyasanın beklentisi bu noktada. Analistler kendi beklentisinin üzerinde sonuçlar geldiği için hisse fiyatlamasına da bugün bilançonun ardından olumlu yansıma yapabileceğini söylüyor. Buradaki gerçekleşen rakamlara baktığımızda net satış rakamları 25.1 milyar TL geldi. Piyasada hatta gelir beklentisi %10'u aştı diyebiliriz. Burada 22.8 milyar TL'lik bir gelir beklentisine karşın Ereğli 4. çeyrek itibariyle 25.1 milyar TL'lik net satış rakamı açıkladı. FAVÖK rakamına baktığımızda piyasanın beklentisi 9.4 milyar TL'ydi. Gerçekleşen rakam neredeyse 9.6 milyar TL'lik bir FAVÖK rakamı açıklamış olduğunu görüyoruz Ereğli'nin. FAVÖK tarafında %38.1'lik bir FAVÖK marjı ürettiğini görmekteyiz. Net kârda ise 4.7 milyar TL'lik piyasa beklentisi vardı. Net kâr tarafı piyasa beklentilerine paralel geldi. Ama bunun altında da bekleyen analistler vardı. Onların beklentisinin üstüne geldi. En yüksek beklenti de 5.8 milyar TL'ydi. O beklentinin de biraz altında kaldı. Yani toplamda bunların aritmetik ortalamasına bakacak olursak net kâr tarafı piyasa beklentilerini karşıladı diyebiliriz. Burada özellikle operasyonel tarafla başlamak gerekirse hem satış tonajı iyi gidiyor Erdemir'in 4. çeyrekte gördüğümüz kadarıyla. Hem de satış fiyatlarının etkisiyle beraber her ne kadar girdi maliyeti 4. çeyrekte yükselmiş olsa bile sonucunda 9.6 milyar TL'ye yakın bir FAVÖK ve %38.1'lik bir FAVÖK marjıyla beraber piyasanın beklentilerini karşılamış olduğunu gördük operasyonel tarafın. Üretim miktarlarına baktığımızda bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyaslandığında yani 2020 4. çeyrekle kıyasladığımızda toplam üretim miktarının %2,5 oranında artmış olduğunu gördük. 2.1 milyon tonu aşmış oldu. Çeyrekten çeyreğe baktığımızda ise üretimin yatay kaldığını söyleyebiliriz. Kapasite kullanımı yüksekti zaten. Hala yüksek seyrediyor. Bunun sebebi de talebin kuvvetli devam ediyor olması. Nitekim Erdemir tarafında ne kadar bir kapasite kullanım oranı var? %94. Dolayısıyla zaten yüksek bir kapasiteyle çalışan bir şirketimiz. Satış hacmine baktığımızda burayı da arttırmış. %3,5'luk bir artış var. Bu da olumlu tarafa yazabiliriz. Bunların neticesinde de yani hem üretim tarafı iyi hem satış tarafı iyi. Satış gelirlerinde satış fiyatları kuvvetli geçtiği için 25.2 milyar TL'ye yaklaştığını yani geçen yılın 2020'nin 4. çeyreğiyle kıyasladığımızda Erdemir'in satış gelirlerinin %149 oranında arttığını görüyoruz. Bunu dolar cinsinden bakalım %74'lük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla satış gelirleri de oldukça olumlu. Maliyetlerine baktığımızda burada demir cevheri fiyatlarının ton başına 105 dolar olduğunu gördük. 3. çeyrek 2021'de 162 dolardı hatırlatmak gerekirse. Böylece de %36.7'lik brüt kar marjı var. Bu da aynı zamanda geri kalan detaylarında bize baktığımızda nakdinin de şirketinin yükseldiğini gösteriyor. Burayı da olumlu tarafa yazabilirim. Şirketin net nakdinin yükselmiş olmasını. Ton başına FAVÖK rakamına baktığımızda 4. çeyrek 2020'de 144 dolar bölü tondu. Bu çeyrekte 418 dolar bölü ton olarak gerçekleşmiş olduğunu. Yılın tamamına hatta baktığımızda şirketin FAVÖK'ünün mesela burada diyorum ki FAVÖK rakamları da beklensin, operasyonel anlamda da beklensin üzerinde diye. Yani 3'e katlamış vaziyette bu da olumlu.
Yani genel itibariyle baktığımızda beklentilerden iyi gelen sonuçlar var. Bunun neticesinde hisseye yansımasının da olumlu olmasına yönelik beklentiler var. Bunun bir diğer sebebi de aslında şu. Son bir aylık mesela Erdemir'in performansına baktığımızda endeksin sınırlı da olsa altında bir performans göstermişti. Dolayısıyla son bir aydaki performansı analistlerin gözünde şunu söylüyor. Hani güçlü bilanço bekleniyordu evet ama bu bilanço fiyatlamaların içerisine girmedi. Ama diğer yandan bilanço piyasa beklentilerini karşıladı ve aştı hatta. O yüzden de bu son dönemde o kuvvetli bilanço beklentisinin fiyatlara yansımamış olmasından kaynaklı hisse etkisi bilançonun pozitif yönde olabilir şeklinde değerlendirmeler var. Şimdi Ziraat Yatırım'a da döndüğümüzde Ereğli'nin performansı için hisse senedine pozitif bir yansıma beklediklerini belirtiyorlar. İskenderun Demirçelik'ten de gelen rakamlar var. Orada da nötr olarak değerlendirmişler. Dördüncü çeyrekte net dönem karı piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiş görünüyor. 1 milyar 957 milyon TL olarak beklenti dile getirilmiş. İstersen buradan detayları da dile getirelim. Şimdi burada da o taraf için de aynı şeyi söyleyebilirim aslında. 347,5 milyon TL olmuş 4. çeyrek net karı bu arada. Genel itibariyle hani açıklanan bilançolar iyi gelmeye devam ediyor. İstemir tarafında da benzer bir hikayemiz var zaten. O tarafa da gördüğüm kadarıyla hani genel itibariyle yorumlarda olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer burada 17'de de şey var. Ereğli'nin telekonferansı olacak. Hı hı. Onu da ufak bir not olarak söylemiş olalım. İskenderun Demirçelik'in 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı böylece 6,5 milyar TL'ye yaklaşmış oldu. Bir önceki rakamda 2,4 milyar TL'ydi. Çemtaş yine bilanço açıklayan bir başka şirketti. Burada 12 aylık rakamlarına bakacak olursak konsolide olmayan net dönem karının 403,3 milyon TL olarak gerçekleşmiş olduğunu gördük. Bir önceki yıl ise bu rakam 138,8 milyon TL'ydi. Çemtaş'ın bu arada 4. çeyrek üzerindeki bilançosu kuvvetli onu söyleyebilirim. Mesela satışlarına baktığımızda 495,3 milyon TL. Bu net satış tutarı mesela bir önceki çeyrekle kıyasladığımızda bile %20'nin üzerinde artış gösterdiğini hatta satışlarını yıllık bazda ikiye katladığını gösteriyor bizlere. Yani %97'nin üzerinde 2020'nin 4. çeyreğiyle kıyasladığımızda Çemtaş'ta artış var satışlarda. Şimdi özellikle 2021'de İstemir için de aynı şey geçerli. Erdemir için de Çemtaş'ta demir çelik sektörünün özellikle pozitif bir performans sergilediğini görmüştük. Bunun Çemtaş bilançosuna da aynı zamanda yansıdığını söyleyebiliriz. Üretim rakamları da zira iyi. %12,7'lik mesela 2021 yılında üretim rakamlarında artış olduğunu söyleyebiliriz. Hadde ürünlerinde mesela %11,6, iç satış miktarında %11,5'luk artışlar var. Net kar rakamı da olumlu diyebiliriz. 156,9 milyon TL'lik FAVÖK rakamı var. Bu üçüncü çeyrekte yani çeyrekten çeyreğe kıyasladığımızda %50 artış demek. 2020'ye göre FAVÖK'te ise %246'lık bir artış demek. Net kar az önce 12 aylık rakamları söyledim. Sadece dördüncü çeyrek özelinde söylersem 234,3 milyon TL'ye tekabül ediyor. Bu da bir önceki yılın aynı ayına göre %190'lık bir artış demek. Çeyrekten çeyreğe hatta %200'lük bir artış olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla olumlu bir bilanço, güçlü bir bilanço olarak değerlendirebiliriz Çemtaş tarafını. Info Yatırım mesela bununla ilgili demiş ki marjlardaki olumlu seyir ve şirket rasyolarının iyi olması sebebiyle Çemtaş'ın hisse fiyatlaması üzerinde de pozitif bir etki yaratmasını bekliyoruz. Bu olumlu sonuçların demişler. Bu arada yine borsada açıldı. %0,77'lik bir aşağı yönlü hareketle açılışı gördük. 15 puan kadar düşen borsada açılış seviyemiz haftanın son işlem gününde 2023 puan olmuş görünüyor. 9 hisse günü artıda karşıladı. 86 hisse düşüyor. 5 hisse yatay performansta. Teknosa, Şekerbank, Deva Holding yine en çok yükselenler tarafındalar. İstemir, Ereğli, Tekfen şu anda en çok düşen konumundalar yüzdesel bazda. Borsa açılışı itibariyle dolar TL işlemleri 13,54. Euro TL işlemleri 15.40-84 seviyesinden devam ediyor. Ekranımıza gelen canlı seviyeler böyle. Şimdi İstemir için de Erdemir için de mesela analistlerin olumlu beklentilerine karşın yani hisse fiyatlaması olabilir denmesine karşın hani yanılttığını görüyoruz başlangıç itibariyle. Excel'de başladı. Bu arada İstemir'e dair de ufak notlar en azından ekrana getirebiliriz belki. 2021'de ona da detay vermek gerekirse 765 milyon dolarlık bir net kar rakamı toplamda var. Böylece tüm yıl itibariyle net karını dolar bazında %121 oranında arttırmış olduğunu gördük. Ekrana getirdiğim tabloda diğer operasyonel göstergeler ve finansal göstergeler var. Satış gelirlerine baktığımızda 2021'i böylece 4.3 milyar dolarlık bir satış geliriyle tamamlamış olduğunu. Bunun da yıldan yıla baktığımızda %78,7'lik
bir artış olduğu anlamını geliyor bize. FAVÖK tarafına baktığımızda 2021'in tamamı 1.6 milyar dolarlık bir FAVÖK rakamıyla tamamlandı. Bu da bir önceki yıl 525 milyon dolar bir FAVÖK kaydettiği düşünülürse şayet %213'lük bir artış olduğu anlamına geliyor diğer yandan. Diğer şirket haberleri tarafında halka arz onayları var, iki tane. SPK Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin hisse başına 1.82 TL fiyatla, DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin de hisse başına 18.5 TL fiyatla halka arzına onay verdi. Hisse geri alımı devam edenler var. Pegasus'a dair etkilemesi beklenmeyen bir başka haber var. Yönetim Kurulu 2012 Airbus siparişi kapsamında Şubat-Aralık 2022 dönemine teslime konu 20 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verdi. Finansmanla ilgili gelişmelerin de yatırımcıların bilgisine ilerleyen dönemde sunulacağını söylüyorlar. Kısaca özetlemek gerekirse bugüne dair en fazla ön plana çıkartabileceğimiz haberler bunlar. Ama dün çok yoğun bir akışımız vardı. Evet. Bir de bugün de çok yoğun, hatta bir makroekonomik gündemimiz var. Dün Amerika'nın enflasyon rakamları gelmişti. Bu bilindiği gibi oldukça yüksek ve risk iştahında ciddi zedeledi. Sebebi de özellikle bu kadar yüksek gelen enflasyonun faiz artırım fiyatlamasını daha da fazlalaştırması ve giderek yataylaşan bir getiri eğrisi. Ama çok ciddi biçimde daha yukarıda oluşmuş bir getiri eğrisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla fonlama maliyetlerinin, borçlanma maliyetlerinin giderek yükseleceği bir dünya bizleri bekliyor bu enflasyon ortamında. Dün bu arada havacılıkla ilgili rakamlar da geldi. Çok kısaca istersen onları da hatırlatalım veriler gelmeden önce. TAV Havalimanları tarafında yılın ilk ayında hizmet verilen yolcu sayısı 2,98 milyon seviyesinde. Havacılık faaliyetlerinin görece düşük olduğu geçen seneyle kıyasladığımızda %139 oranında bir artış, ama pandemi öncesi 2019 ocağıyla karşılaştırdığımızda %35 altında kalan seviyeler söz konusu. Aynı zamanda yine bir önceki ay hizmet verilen yolcu sayısı da 3.46 milyondu. Onu da belki hatırlatmakta fayda var. Portföye yeni eklenen Kazakistan Almaty Havalimanı yolcu sayısı Mayıs 2021'den itibaren rakamlara dahil ediliyor. Ocak'ta 311.471 oldu. Tabii oradaki jeopolitik tansiyonu da dönem dönem takip ettik. Türk Hava Yolları tarafında da yine Ocak ayına ilişkin trafik sonuçları açıklandı. Buna göre Ocak 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı 2022'nin aynı döneminde 3,9 milyon olarak gerçekleşti. Doluluk oranı da %65,9 diye özetleyebiliriz. Her ikisinin de hisse senedi üzerinde etkisi olması beklenmiyor. Şimdi bir de yine dün takip ettiğimiz bir başka veri, yabancı yatırımcıların her perşembe olduğu gibi yaptıkları işlemleri öğrendik. Veriler gelene kadar onu da hatırlatayım. Ekrana getirdiğim grafikte ilk olarak hisse senetlerini gösteriyor. 82 milyon dolarlık 4 Şubat haftasında yabancı yatırımcıların hisse satışı gerçekleştirmiş olduğunu gördük. Böylece hemen kabaca bakıyorum, 10-12 hafta civarında üst üste yabancı yatırımcıların hisse senetlerinden çıkışı var. Devlet iç borçlanma senetlerine de bakalım, hemen o tarafı da biraz büyüteceğim. Böylece bu arada hani zaten konuşuyorduk, %40'ın altında bir yabancı payımız var. Ekrana getirdiğimde devlet iç borçlanma senetlerindeki yabancıların işlemleri, burada 36 milyon dolarlık bir alım görmekteyiz. Nette alım görmekteyiz. Böylece devlet iç borçlanma senetlerinde yabancı yatırımcılar 3 hafta üst üste alım yapmış oldu. Böylece yurt dışına yerleşik kişilerin yılbaşından bu yana hisse satışı yaklaşık 452 milyon dolar seviyesinde. Devlet iç borçlanma senedinde ise nette yılbaşından bu yana 108 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirmiş olduklarını görmüş olduk böylece. İstersen bir de terminale dönelim. Bugünkü beklentilerden, verilerden neler bekleniyor? Kısaca ortaya koymaya çalışalım. Aralık ayına ilişkin cari denge ve sanayi üretimi verilerini, aynı zamanda piyasa katılımcıları anketini bir 10 saniye kadar sonra karşılamaya hazırlanıyoruz. Öncesinde döndüğümüzde Aralık ayına ilişkin 4.2 milyar dolar civarında bir cari açık verisi beklentisi yansımış. Aynı zamanda yine hatırlatmakta fayda var. Çift haneli bir büyüme beklentisi 2021 senesi için ortaya konmuştu. Sanayi üretimi bu anlamda aldığımız son veri o tarafta da Aralık ayında yıllık %14,4 ile piyasa beklentisinin üzerinde bir veri karşılamış durumdayız. Oldukça bir önceki veri %10,9, önceki artışsa %11,4 seviyesinde gelmişti. Çok kısaca hatırlatalım. Yine cari dengeyle ilgili rakamlar da yavaşça ekranımıza düşmeye başlıyor. Oradan da yine rakamları aktarmaya 3,8. Devam edeceğiz. 3,8 milyar dolarlık beklentinin altında bu defa kalan bir seviye. Çünkü 4.2 milyar dolar gibi bir açık beklenmişti yine terminale döndüğümüzde. Bu arada piyasa katılımcıları anketi de geliyor. Orada 12 aylık enflasyon beklentisinin de
%23'lerden %24.80 gibi bir yere geldiğini izliyoruz. Genelde zaten mevcut yıl 12 ay ve 24 ay sonrası için baktığımızda artan enflasyon beklentileri dikkat çekiyor. Sanayi üretimi verisinde yıllık %14.4'lük bir artış var dedik. Aylık tarafa baktığımızda da %1.6'lık bir artış olduğunu yine ifade edebiliyoruz kısaca. Yine detaylar geldikçe vermeyi sürdüreceğiz diyelim. Merkez Bankası sayfasını da güncelledikten sonra hemen oradan geldi. Evet, bir de ödemeler dengesinden de kırılımlar vermeye çalışayım. 2020'nin Aralık ayına göre 401 milyon dolarlık bir artışla cari işlemler açığı 3,84 milyar dolar oldu. Bunun sonucunda da 12 aylık cari işlemler açığı 14,88 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı 2020'nin aralığına göre 1,6 milyar dolar artışla 4,98 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2020 yılının Aralık ayında 700 milyon dolar fazla vermişken bu ay 2,28 milyar dolarlık bir fazla olarak karşımıza çıkıyor. Finans hesabında doğrudan yatırımlarda 739 milyon dolarlık bir net giriş olduğunu belirtelim. Portföy yatırımlarında 2 milyar dolar kadar bir net çıkış var. Alt kalemlere bakıldığında 1 milyar dolar civarında yine hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi piyasasında da 226 milyon dolarlık bir net satış rakamlara yansımış. Yurt dışındaki tahvil ihraçları ile ilgili bankalar 72 milyon dolar kadar net borçlanma yaptılar. Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerdeki efektif ve mevduat varlıkları 3,7 milyar dolar net artış kaydetti. Bu ortam içerisinde resmi rezervlerde de 13,78 milyar dolarlık bir yine net azalış dikkat çekiyor denmiş. Düzeltelim ve dönelim buradan Albarak Atatürk ekonomisti Lütfullah Bingöl'e. Lütfullah Bey günaydın, hoş geldiniz. Sizinle de hep verileri yorumlarken demiştiniz 2021 senesinin kapanışıyla ilgili çift taneli beklentileri sizinle hep konuşmuştuk. Son gelen sanayi üretimi verisinden başlayalım isterseniz ve cari dengeyi de ekleyelim. Büyüme tarafında belki kuvvetli gelmesine ilişkin beklentileri perçinleyecek bir veriyle karşılaştık. Cari işlemler açığı ise piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Nasıl yorumladınız? Sizin de dediğiniz gibi yanlış hatırlamıyorsam yani 2021'de Türkiye'nin çift taneli büyümesini ilk dile getiren kurumlardan biri olmalıyız. Onun neredeyse aşağı yukarı artık konfirme edildiğini görüyoruz. Biz de büyüme beklentimizi bugünkü verilerle %11.2'ye revize etmiş bulunuyoruz 10.8'den. Yani gayet kuvvetli bir isim. Yani biz bu ayki sanayi üretiminden yüksek büyüme bekleyen kurumlar arasındaydık. Ona rağmen bizim büyümemizin 2 yıllık bazda 2-3 puan üzerinde bir değişimden bahsediyoruz. Bayağı kuvvetli. Ya bunun devamı Ocak'ta yavaşlayacaktır diye düşünüyoruz. İlk gelen sinyaller de o yönde. Elektrik kesintileri gibi sebeplerden ötürü özellikle ve bizim ihracat partnerlerimizde çeşitli sıkıntılardan ötürü. Gel gelelim biz 2022 yılının ilk yarısında da görece kuvvetli büyüme resmi göreceğimizi ve bu yılı da 4,5 büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz. Cari denge tarafında da Ocak'ta keza elektrik kesintilerinin etkisini göreceğimizi düşünüyoruz. Ancak turizmdeki iyi gidişatla beraber yılın kalanında orada da yıllık beklentimiz 2 milyar dolar fazla yönünde. Şimdi yanı sıra piyasa katılımcıları anketinin de sonuçlarına bir yandan bakıyorum da Lütfullah Bey, orada da yıl sonu ile ilgili enflasyon beklentisinde bir yukarı yönlü güncelleme var beklentilerde. 51 katılımcının bulunduğu anketin içerisine baktığımızda %29,75'ten %34,06'ya gelen cari yıl sonu ile ilgili enflasyon beklentisi var. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %25,37'den %24,84'e revize edilmiş. 24 ay sonrası ile ilgili çok büyük bir beklenti değişimi yok. %15,54'ten %15,42'ye geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda faiz beklentileri tarafında yine katılımcıların BIST repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %14,27, şimdi %14,19. Bir haftalık vadeli repo ihale faiz oranında da cari ay sonu beklentisi yine %14 olarak gerçekleşiyor. Döviz kuru beklentisinde 16,13'den 16,04'e yine yatay bir revizyon söz konusu beklentiler içerisinde. Büyüme ile ilgili ise %3,7'lik bir seviye. Bu sene için %4,2, gelecek sene için telaffuz edilmiş. Ne dersiniz, sizin enflasyon beklentiniz nasıl oluşur? Bir dakikada onunla da ilgili bir yorum rica edelim sizden. Bizim enflasyon beklentimiz sene sonu için şu an %31,5 seviyesinde.
Yani piyasanın aşağısında kalıyoruz bu noktada. Yani yılın ikinci yarısında özellikle FED faiz indirimlerinin sonrasında bunun emtia fiyatlarını vurmasını bekliyoruz. Bununla beraber de bir parça düşüş gelecektir görüşündeyiz. 12 ay sonrasında aydan aya değişim muhtemelen Ocak ayı enflasyonun beklentilerden kuvvetli gelmesi sebebiyle oradaki baz etkisinin sonucu gözetilerek yapılmış bir tahmin ayarlaması diye düşünüyoruz. Bizim de merkez faiz beklentimiz sene sonuna kadar faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Albaraka Türk ekonomisti Lütfullah Bingöl, çok çok teşekkür ederiz. Bu arada net hata 90 kaleminde de Aralık ayında 8,69 milyar dolarlık bir çıkış kaydedildiği verisi de ekranımıza yansıyor. Bugün saat 15'te Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati'nin Habertürk Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtlayacağını da yine hatırlatalım izleyicilerimize ve piyasa masasını bugün de böyle noktalayalım. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.